Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Kocaeli'nin Derince ilçesinden herkese selamünaleyküm. Gerçi şu an tam olarak Derince'ye girmedik ama Derince diyebiliriz. Şimdi bu videomuzun konusu biraz ekonomik sebeplerden dolayı kaynaklanan bazı konular oldu. Onlardan size bahsedeceğim. İntromuz girsin, ondan sonra video konumuza başlayacağız. Motosikletinizin bir yerini değiştirecekken bu daha gider mi diyorsunuz, yoksa hemen gidip o parçayı değiştiriyor musunuz? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü genelde hem ustaların kullandığı hem de insanların sıkça kullandığı bir söz vardır. Bu daha gider, bunu değiştirmesen de olur, şimdilik buna para harcamayayım. Bu şekilde düşünceleri zaman zaman görürsünüz. Siz de aynı düşüncelere bazen kapılıyorsunuzdur. Mesela örnek vereyim. Motosikletinizin lastiği eskimiş değil mi? Belli yani, artık ortası düzleşmiş. Bu daha gider mi diyorsunuz, yoksa hemen gidip sıfırını takabiliyor musunuz? Fren baratası diyelim, atıyorum %70 yemiş kendini, %30 kalmış. Bu daha gider mi diyorsunuz, yoksa hemen gidip sıfırını takıyor musunuz? Bu videoyu neden yapmak istedim biliyor musunuz? Bundan tam 3 sene önce Kawasaki Z750 S marka motosikletime taktırması ve balansı dahil 1900 liraya Pirelli Diablo Rossi lastik takıyordum. Şimdi benim motorumun lastiği yıprandı. Lastik almak istiyorum. Rossi 3'lerin fiyatları 5000-5500 liradan başlıyor. Anlasalıyım diyorum, çok sevmememe rağmen. Abi 2600-2700-2800. Bahsettiğim lastik ebatı ön 120, arka 180. Şimdi ben de ister istemez bu ekonomik şartlar altında daha gider demeye başladım. Ben eskiden daha gider diyen bir insan değildim. Motorun bir yeri mi eskidi, atıyorum yine lastik %50'si bitti diyelim, bu daha gider demezdim. Hemen giderdim, yeni lastiğimi takardım. Onun dışında fren balatası yarıya mı inmiş, aa hemen değiştirelim abi ne olacak, kaç para ki der, değiştirirdim. Ama günümüz şartlarında 3 farklı işte birden koşturuyor olmama rağmen, 3 farklı işten birden gelirim olmasına rağmen, ben artık bunu düşünür oldum. Diyorum ki acaba daha gider mi, değişeyim mi? İşte bu videonun amacı, sizler yorumlara yazın arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Lastiğiniz eskidi, balatanız eskidi. Bu daha gider mi diyorsunuz? Yoksa hadi ben bunu değişeyim mi diyorsunuz? Ekonomik durumlar ne seviyede? Bunu aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim. Ha, yorum yazacaksanız arkadaşlar motorunuzun marka modelini yazın. En azından oradan da bir istatistik çıkarmış oluruz. Hani kimin ne motoru var, ne kadar bakım yapabiliyor, yapamıyor gibisinden. Şimdi buradan da şöyle bir şeye bağlayacağım. Mesela fren balatası eskimişse, metali çıkmışsa ne yapar abi? Diski eritmeye başlar, diski çizmeye başlar. E şimdi böyle olduğu zaman ülkede ikinci el motosiklet almak da tamamıyla bir piyango, tamamıyla bir kumar haline gelmeye dönüşmeye başladı. Çünkü adam balatasını değişmemiş, bu daha gider demiş. E ne yapıyor abi? Diskini çizmeye başlıyor. E sen de gidiyorsun, özellikle motordan çok anlamayan insanlar için söylüyorum. Motorun diskini o şekilde görüyorsun ama kötü olduğunu anlamıyorsun ya, çok motordan anlamadığın için. E alıyorsun abi, yarın bir gün takıyorsun balatayı, frenin düzgün tutmuyor. Diyorsun acaba ne oldu? Götürüyorsun bir usta, diyor ki bunun diski bitik. Yani artık ülkenin ekonomik alım gücünün düşmesi, alım gücümüzün düşmesi bu tür şeylere sebebiyet veriyor. Ya bu motorda öyle bir cam var ki 120 ile giderken bütün rüzgarı kaska patlatıyor ya. Biraz yavaşlamam lazım, sesim patlıyor olabilir şu an. E şimdi ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, motosiklete biniyorsak bu alet bizim canımızı taşıyor, doğru mu? Bunu elimizden geldiği kadar iyi bir kondisyonda tutmamız lazım. Lastik mi? Değişmemiz lazım. Bak ne kadar zor olduğunu ben de farkındayım. Şu an Anlas bakıyorum ya, düşünün Anlas bakıyorum. Anlas'ı normalde severim düşük CC'de ama büyük CC performans gerektirecek makinalarda Anlas takan arkadaşlarımın motorlarını sürdüm, beğenmedim büyük CC'deki performansını. Ama bakmaya başladım. Yani fren balatası olsun. İnsanlar eskiden yok sinterli balata, normal balata, yok organik balata falan, bunların ayrımına gidiyorlardı. Şimdi bakıyorum hangisi ucuz demeye başladı herkes. Yani ister istemez alım gücünün düşmesiyle beraber en piyasada parçası yaygın olan motorun bile değişmesi gereken parçaları adam akıllı değişmiyor arkadaşlar. Nereden örnek vereyim? Şuradan örnek vereyim. CBF 150 marka bir tane paket serviste kullandığım motosikletim var. Bir yerine bir şey yapacağım zaman,
Hani motor bloğunu saymıyorum bile. Motor blok kesinlikle bütün parçaların orijinalini almam lazım. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama motorun dış aksamında bir yere eskidi diyelim. Mesela neresi eskimiş olsun? Motorun ön fren baratası. Bak çok güzel bir örneğe geldim. Ben çünkü değiştiğim için oradan biliyorum diskini. Dedim ki ben motorun diskini değişeyim. Çünkü paket motor ya yıprandı. Beraber bir takım da balata alayım. Abi yetkili serviste, bakın abartmıyorum fiyatları, diskin 200-250 TL olduğu yetkili serviste ön fren balatası 350-400 liraydı. Abi siz ne satıyorsunuz ya? Honda CBF 150 bu. Bir motorun fren balatası fren diskinden nasıl pahalı olabilir? Diyeceksiniz ki ne yaptın, değişti mi? Değişmedim arkadaşlar. Değişemedim ya, ona o parayı vermek içimden gelmedi. Ha belki diyeceksiniz kardeşim orijinal balatayı takmış olsaydın, atıyorum 100 liraya taktığın yan sanayi balataya göre 4 kat daha uzun ömür olacaktı. Olmuyor ki. O da eriyor gidiyor. Ne yaptım abi? Diske gittim. Yetkili servisten orijinal 0 aldım. Ama gittim yan sanayi ön fren balatası kullandım. Ne yapayım? Siz söyleyin, gidip bir fren balatasına 400 lira verilir mi? Paket motoru bu sürekli eskiyen bir parça. Yani alım gücümüzün düşmesiyle beraber bazı motorların bazı parçaları da astronomik rakamlara çıkmış durumda. Abi Honda CBF 150'nin fren balatası 350-400 lira olamaz ya. Ben bunu oradaki arkadaşa da sordum, satış temsilcisine, yedek parçadaki. Ya hocam dedim, yanlış anlama da şimdi ben bu diski aldım bu paraya. Sen dedim olsan bunu bu fren balatasını takabilir misin dedim bu paraya. Vallahi takamam, doğru söylüyorsun dedi. Yani velhasıl toparlayacak olursak, siz ne yapıyorsunuz abi? Motorunuzun bir yere eskidiğinde bu daha gider mi diyorsunuz? Yoksa basıp parayı en iyisini alıp takıyor musunuz ya da yan sanayi mi kullanıyorsunuz? Hani buradan da biraz açıkçası amacım istatistik edinmek. İnsanlar ne yapıyor? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Beni izleyen sizler ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Son zamanlarda şunu da görmeye başladım. Adam motorunun yağını değişecek. Atıyorum 4000-5000 km olmuş. İşte yağ bakıyor, diyor ki bu yağ daha gider. Abi yağ bu yağ ya. Motorun canı, motorun ömrü. Yağ daha nasıl gider olabilir? Ya da gidiyor, değişecek, çok fazla para vermek istemiyor, çok da bir bilgisi yok. Gidiyor arabaya alıyor ve şunu savunuyor, diyor ki atıyorum motoru 4 litreye alıyor diyelim. Ya diyor, ben araba yağının 4 litresini 150 liraya alıyorum, motor yağının litresi 150 lira, ben diyor enayi miyim? Bunlar diyor bizi gazıklamaya çalışıyor diyor. Gidiyor arabaya yağ koyuyor. Düşünsene abi, ikinci el motor alacaksın. Motorun içinde daha önce araba yağı mı kullanılmış? Lastikler eskidiği zaman idare eder mi denilmiş? Gerçi hani lastik, hani motorun genel kondisyonunu çok etkileyen bir şey değil. Yani biraz yıpranmış lastikle motor kullandığınız zaman o motoru yıpratmış olmuyorsunuz. Siz kendiniz riske girmiş oluyorsunuz. Ya da ne bileyim, fren balatası. Adam daha gider deyip kullandı mı? Ya metali çıkana kadar ben fren balatası kullanan biliyorum ya. Balatayı bir söktük abi. Artık balata namına bir şey kalmamış. Metal çıkmış. Metal diski yemiş. Aynı o metalin şeklinde disk yenmiş böyle. Ya abi böyle kullanan insanlar var. Şimdi herkes de motordan anlamak zorunda değil ki. Adam gidiyor, aa diyor tamam güzel diyor, ben bunu alayım. Anlamıyor ki motorun diskinden olsundan busundan. Abi bugün bir disk dünya para ya. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi otomobil diskleri biliyorsunuz tornaya girip yüzeyi temizlenebiliyor. Motosiklet disklerinde bu mümkün değil. Bak diyeceksiniz ki ben yaptım, yaptırdım, yaptıranı duydum, bir şey olmuyormuş. Öyle değil arkadaşlar. Bak vallahi öyle değil ya. Şimdi senin otomobilindeki disk şu benim parmağımın kalınlığında var veya daha kalın. Yani onun yüzeyinden işte 3 milim, ne bileyim 2 milim falan o yüzeyindeki çizikleri tornada aşındırtmak ona çok büyük bir zarar vermiyor. Ya tabii ki de sıfırı takılsa daha iyi olur ama bu ülkemizde yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Ama abi senin motor diski dediğin şey zaten küçücük bir şey, incecik bir şey. Ya bir de performanslı makine kullanıyorsan bu tornaya verilir mi? Gözünü sevdiğim. Hayvan gibi ısınıyor. 300'de gidiyorsun diyelim, binlik motorun var. Ha şunu da diyecek olabilir. Ya kardeşim binlik motoru binen adam da bunları yapıyor. Yapıyor arkadaşlar. Bu gözler neleri gördü ya? Şaka yapmıyorum size, ciddiyim hani, ya da videoda konuşmak için böyle işkembeden sallamıyorum, ben neler gördüm. Adamın binlik motoru var, ön diskleri tornaya vermek istiyor. Sen de ne yapıyorsun dedim, manyak mısın dedim ya. Git dedim bunu sat o zaman dedim. Hani yanlış anlama ama bunu yaptıracak bütçen yoksa ya bütçeni eline alana kadar, yani para kazanana kadar, para ayırana kadar binme ya dedim.